Gençler, sen hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Blasphemous 2'ye devam ediyoruz. Turn hızımızla artık çember daralıyor genç dostlarım. Çember gerçekten bu arada bildiğiniz üzere günahkarlar için daralıyor. Çünkü onların cezasını kesmeye ne geliyor? Kefaretçi geliyor arkadaşlar. Yani tam olarak bu kişi kim? Elbette ki biziz. Kefaretlerini ödeyecek abi herkes. Öyle bu işin şakası, şeysi meyisi yok. Herkes şeyini ödeyecek abi. Bak burada mesela bir adet bizim bu bebeklerden var. Abi çok uzaktalar biliyor musunuz? Hepsine gitmeyi çok istiyorum. %80'deyiz bu arada harita konusunda da. Bilginiz olsun. Yalnız ne yapalım biliyor musunuz? Hazır tribute'umuz da varken şu Thorns'a bir gidelim abi. Bildiğim kadarıyla tribute'um var değil mi? Şöyle çantama bakayım be. Evet var. Az önce gördüm. Bakın. Şurada bir adet Forgotten Tribute var. O halde şöyle bir şey yapalım. Hemen ben base'e bir dönüyorum. Çünkü o tribute'ların olduğu yere bir ışınlanalım. Yanlış yere gidiyorum bu arada. Base'den ışınlanmıyoruz çünkü. O da yukarıda olan binalardan bir tanesi. Peki. Kendimizi ışınlayalım. Ardından yeni görev yerine doğru gidebiliriz. Etrafımızda başka bu meleklere tutunak gidebileceğimiz yer varsa onu yaparız. Aynen. Heh, şuraya bir efendi gibi bir uğrayalım abi. Neresi? Solda kalıyordu sanırım burası. Aynen öyle. Bak burada şey bile varmış. Işınlanma yerisi. Harika. Al dayı. False coin. Yes. Şimdi dua et diyor. Uzan soğuk taşın üzerine ve bekle biz seni bir yere götürelim diyor. İlginç bir seyahat yöntemi abi. Mezar taşı gibi bir şeyin üzerine yatıyorsunuz. Musalla taşı veya. Ve o bizi... Aa, Severed Tower. Gerçekten mi? Yukarıda mıyız lan yoksa? Bir dakika. Bakın. Oha, burada legendary yer varmış abi. Gerçekten mi lan? Sierzo. Okay. Ne işe yarıyor bakmam lazım arkadaşlar. Çünkü... önemli. Sierzo. Nereye geldi acaba? Siz de değilsiniz. Sensin. Increase elemental damage from when fervor is maximum. Yani mananız fullken attığımız ilk skill %25 daha fazla vuruyor. Elemental damage. Bir dakika, bizim bu mesela elemental mi? Şu bizim kullandığımız şu an. Şu mesela. Inflict fire. Mesela ateş bir elementtir ya. Ateş, su, toprak. Aynen öyle. Element. Oğlum çok iyiymiş lan. Bayağı iyiymiş bu arada. Onu deneriz. Şu... şey bayağı iyiymiş arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Hangisi o? Bu. Şu. En... Aha bu. Sierzo. Lan çok iyi. Çok başarılı. Okey. Bunu takarız kesinlikle. Şimdilik... Aa! Pardon. Save etmeden açılmayan kapılardan bir tanesi. Merhaba dayı. Kaçınız var lan sizin? Bayağı zor ölüyorlar ha. Hani çok tırt gibi gözüküyorlar fakat zor ölenlerden. Lan nereye gidiyorum öyle? Gel. Gel. Çok güzel. Oğlum kaçamadım. Hay yazıklar olsun ya. Abi bir dakika. Oh wow, gerçekten mi? Dur tamam, o zaman şöyle. Hiçbir işe yaramaz şu an bu olay. Şişko'ya bu silahla vurmak çok hoşuma gidiyor. Baksanıza sanki sürekli vurduğum için daha çok hasar vuruyormuş gibi hissediyorum. Oğlum 128 vurdu. Çok şımardım ya. Çok şey yapıyorum. Çok gaza geliyorum.
Abi öldün mü? Ya. Canıma hiç bakmadım ya. Gerçekten benim hatam abi. %2 milyon benim hatam, öyle söyleyeyim. Benden başka hiç kimsenin hatası değil. Benim hani hatam da değil. Şöyle söyleyeyim. Benim salaklığım abi. Gerçekten benim salaklığım, kabul ediyorum. Gel. Gel. Şişko'yu bekliyorum. Gel. Gel. İşte bu be. Sakin oynayınca bakın nasıl hallediyorum, gördünüz mü? Hiç konuşmadan ve full konsantre oynayınca nasıl hallediyorum ya. Aa. Burada öyle bir olay vardı değil mi? Unuttuk. Oğlum çok uzak lan. Yetecek mi? Neyse yeter herhalde. Geliyorum abi. Koş Enay. Of, son anda orada takılmasaydım çok daha rahat bir şekilde onu... Aha, sanırım daha önce açtığımız yere geliyoruz, evet yüksek ihtimalle. Bir dakika, şöyle bir aşağıda duralım biz. Orası öyle kapı, okey. Yes be, tamamen tamamladık gençler. Görünüşe bakılırsa Severed Towers tam anlamıyla bitmiş vaziyette şu an, ki bence bu oldukça mutluluk verici. Tamam, bu aşamadan sonra artık rahat bir şekilde sanırım şeye doğru gidebiliriz. Direkt aşağıya ineyim, oradan sola kayayım ki eve ışınlanayım. Tamam, buralarda hiç uğraşmak istemiyorum bir daha. Her yeri temizledik zaten. Excel'in uğraşmak kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Yalnız yanlış yoldayım yüksek ihtimalle, aynen. Bir aşağı mı? Yes please. Nasıl kaçtım ama? Ha? Legendary kaçış abi, legendary. Buradan hemen travel to the city diyoruz. Ardından ışınlanmaya gidip üst katta bir yere ışınlanmak istiyorum ben, ki o da burası abi. Oradan sonra buradaki şansımızı deneyeceğiz. Burası tahmin ediyorum ki Two Moons'a doğru gidecektir diye kalmış aklımda. En azından bir boss'u görmüş oluruz. Boss'u yüksek ihtimalle bu bölümü bitirebileceğimi sanmıyorum. Yani hangi boss, kaçıncı boss, orada kimle karşılaşacağız, hangi aşamadayız emin değilim ama sanırım sonuçta kurtarmamız gereken bir güvercin daha kaldığı için herhalde bir boss daha var ki bize şeyi versin. Son güvercin anahtarını versin. Dolayısıyla biraz daha vaktimiz var gibi. Bir dakika. Aha lan, bu dayıya geldim ben. Heykeli yapana. Oha, 5 tane Marks of Martyrdom verdi. Heykeli yapan nerede? Oğlum heykel altar parçalarını takacaktım ben kendime ya. Allah Allah. Abla heykel nerede? Penitent one. Heh. May the miracle watcheth over you. Mucize seni gözetsin yavrum. Ben Venerada'yım diyor. Aa, Master, ustanın kızıyım ben diyor. Bir dakika, sakın ustaya bir şey olması olmasın, sakın. My father now rests his weary back and tired hands in the light of the everlasting mercy of our lady. Diyor ki babam şu an dinleniyor diyor. Sırt ağrıları var diyor. Elleri yorgun diyor. Bir dakika, uzun bir everlasting, yani çok uzun sürecek bir merhameti var diyor Lady'nin. Bir dakika, baba ölmüş abi. Umarım ki mucize ona bir, yani göz kulak olur diyor.
Following in his footsteps as an apprentice of the beautiful craft, and in gratitude for the help you offered my father in completing his last and most momentous piece of work, I offer thee my services in carving your altar pieces. Aa, bak diyor ki babamın izinden gidiyorum diyor, onun yaptığı bu el zanaatinde, hani el işlerinde, zanaatte. Ve babamın yaptığı şeyleri hani sana ben artık vereceğim diyor, o işlerin yardımını. Ben sana şu an kendi servisime, kendi hizmetimi sunuyorum diyor. Artık bundan sonra senin bu altar parçalarını ben oyacağım. O da hayatta olsaydı bunları söylerdi zaten diyor. May the miracle be with thee. Tamam hadi ver şey ver. Hizmet ver. Anlamadım ki, geri bitmemiz gerekiyor. Hah, geri gelmiş. I am at your service. Hizmetinizdeyim diyor. Eyvallah. Hand over memento deal. Open altar piece of favors. Bu ne? Purified one. Bunu geç. Bak bu ikisi aynı olduğu için mi acaba sinerjili? Mesela bunun yerine ne koyabiliriz? Bak bu ikisi silahın hasar gücünü arttırıyor olması önemli abi. Bu critical şansı arttırıyor. Bu flaskların etkisini arttırıyor. O yüzden bu tarz şeyler bence çok kıymetli benim için. Fire damage. Geç ya. Ne fire damage abi? Bak burada ne var? Burada ne var? Artık büyülerimiz %25 daha fazla hasar verecek. Manamız fullken. Dolayısıyla manayı fullemeye başlayacağız arkadaşlar. Eyvallah. Manayı fullledikten sonra artık dıkış dıkış bayağı bir hasar çıkartabiliyoruz diye düşünüyorum. Oğlum adam ölmüş lan. Ah be abi, çok üzüldüm Montagne'ye. Ve Montagne'yi bir kere son kez gördük. Ve onun son görüşümüz olduğunu bilemedik arkadaşlar. Maalesef gerçek hayatta da böyle. Yani en sevdiğimiz oyuna son kez girdik. Tabii hani sonucunda ölmedik eyvallah. Ama bir daha mesela o oyuna girmedik. Aynı, ben biraz daha hafifleterek söylemek istedim açıkçası. Şimdi ölüm konusu hiç kimsenin hoşuna giden bir konu değil arkadaşlar, farkındayım. O yüzden biraz daha böyle şeyle örnek verdim. Mesela ne bileyim, oyun örneği bence 10 numara yani. Bir oyuna bir kere girdik, bir daha hiç giremedik mesela. Fakat onun o oyuna son girişimiz olduğunu hiçbirimiz bilmiyor idik. Ha neyse. Buradan gitmeyi tercih ediyorum. Sol taraf sanki biraz daha açık, biraz daha yakın gibi. Aynı zamanda açmadığımızda bir yer var. Niye bilmiyorum açıkçası. Bakın burası. Direkt aşağı indiğimizde. Aa bu ne? Altar Piece of Favors. Oha artık her... Lan baksanıza, her ışınlanma yerine artık altar parçalarımızı düzenleyebiliyoruz. Zaten melek var bakın. Acaba o melek o kız mı? He? Oğlum şu an ne gidebiliyoruz buradan? Daha önce gidemiyorduk. Dayıya bak ya, yerden söküyor kafaları. Aa, maşallah ya, bu nasıl bir azimdir be yiğidim. He? Bu nasıl bir azim be kardeşim benim. Yerden kaya söküp bana atıyorsun ya. İnanılmazsın. Gerçekten legendary'sin yani. Aa ben bu salaklığı özledim lan. Ne yapıyorsun lan deli? Ne oldu, son gördüğünden bu yana çok gelişmişim değil mi? Ha? Son gördüğünden bu yana çok güçlenmişim öyle değil mi? Biliyorum dostum, çok güçlendim. Sen beni görmeyeli ben çok geliştim. Bunlar ne alaka oğlum? Ben neredeyim lan şu an? Dur altar çocuğu, dur altar oğlu. Dur altar. Heh, sıraya geçin öyle. Aferin size aslanlarım benim. Hoppa, ne var karşıda? Deminden şimdiye. Oh nice. Karşıda kalmam gerekiyordu. Whoops. Aha. Oğlum üçüncüsünü bulduk Veredicton'un. Lan çok iyi. Haha artık daha fazla hasar veriyoruz sanırım. Hem üçüncü şeyler açıldı. Bu arada çok fazla Marks of Martyrdom'um da yok. Yani yüksek ihtimalle onu arttıracak şeye sahip miyim?
Ha, 10 tane varmış, güzel. 10 tane veriyor bu da. Ignition, bir dakika. Press Q after ignition strike to chain it into another attack. Gerek yok. Causes damage to an area by activating Veredict on the ground. Nasıl yani? Causes damage to an area by activating Veredicto. He, Veredicto'yu aktive ettiğimde hasar, bak bunu çalıştırdığımda daha doğrusu, bu ne? Base damage arttırıyor. Abi bunu yapmam lazım ya. Bunu yapmam lazım. 3 tane istiyor. Bunu yapalım. Hasarımızı arttıralım. Bu ne? Increases miasma damage inflict. Oğlum bizde miasma hasarı yok ki. Charge attacks when used with Veredicto activated. Oo bak diyor ki charge'lı saldırı yaparsak diyor gücümüz aktifken daha fazla hasar. Lan bunu hiç denemedik biz mesela, biliyor musunuz? Ben o kadar hasar vuramam ya. Mümkün değil. Ben eminim o kadar hasar vurabileceğimi sanmıyorum. Şimdilik kalsın. Bakalım. Bir boss savaşına vesaire girdiğimiz zaman kesinlikle değerlendiririz. Ama şu an için bence bunun pek hani gereği yok gibi gözüküyor. Çok iyi ya. Bu silah geliştirdi. Oo bak burası bayağı bir yere gidiyor bu arada. Hadi bakalım. Aşağı inelim. Evet. Yukarı çıkamıyoruz belli ki. Bir dakika, yukarı çıkmayı şeyden deneyeceğim. Bir saniye. Şu adamın sarktığı yerden belki başka bir yere geçiş vardır. Öyle bir şey yok. Okey. Tamam, denemem gerekiyordu. Burası, o burası bayağı iniyor bu arada. Bak haritaya göre. Yani altta bayağı alan var aslında. Eğer komple iniyorsa başka bir haritayla bile aşağı görmeden tamamen bırakmak istemiyorum kendimi ama. Heh, boşmuş. İki yerden iniş var. Ha, okay. Tamam, bunu o zaman şöyle bir yapalım abi öncelikle. Bebeğimizi de alalım. Gençler bayağı bir yere gidiyoruz. Oğlum süper lan, çok sevindim. Yüksek, aynen. Burada aşağıdan bir yere gidiyorum diyecektim ama orası sanırım uçurum. Burası farklı bir haritaya geçiyormuş gibi. Garden of the High Choirs. Bebeğin büyüğü lan bu. Kefaretçi diyor. Benim altın maskem benim gözyaşlarımı saklıyor diyor. Sen görme diye. Sen şu an yüksek koronun bahçesindesin. Ben mucizeden doğan diğer kutsal kardeşlerin ben de bir öncüsüyüm diyor. Bitmek tükenmek bilmeyen zaman diyor. Sürekli ilerler, gecikme olmadan zaman akar diyor ve geçmişi siler diyor. Ve geleceğin neler getireceğini hiç bilemeyiz. Bizi unutma diyor. Mucize bizi karanlık bir şekilde büyüledi. Ve bu da bizim rüzgarın nefesiyle oradan oraya uçmamızı engel oldu. Penitent One. Free my brothers who... By the designs of a miracle that already seems a stranger to us, are imprisoned and scattered throughout these lands under the gaze of the great heart that has risen on high. Ya şey diyor işte, bir kardeşlerimi kurtar diyor. Onların hepsi mucizenin gözünde artık hani tutsak düştüler diyor. Yukarıdan, yukarıdaki yükselen kalbin oradan tüm kardeşlerime bakıyorum, bakıyorlar diyor. O kardeşlerim bu diyarlarda her yere yayıldı diyor. Only they will allow you to climb. Yalnızca onlar senin en yüksek noktaya tırmanmana yardımcı olur diyor. Nasıl yani lan? Aa! Aa, kurtardığımız kardeşler mi bunlar? Oğlum bir dakika. Her noktada bir hediye var lan. Sanırım bütün kardeşleri kurtarırsak en yukarıda... Ah be, buraya kadar çıkabiliyoruz sadece. Sanırım her kardeşi kurtaramadığımız için ama bunu denemek istiyorum abi. Oğlum nereye gidiyor acaba bu?
Lan çok da tatlış bebeğe baksanıza. En yüksek nokta neredeyse tamamlandı diyor. Sakın inancının körelmesine engel olma oğlum. Okey. Buraya acaba çift zıplama olmadan da gelinebiliyor mu mesela? Tam olarak onu merak ediyordum. Marks of Martyrdom gayet güzel abi. Hoppa. Oğlum kardeşlere baksanıza ne işe yedi lan, ne güzel lan. Vallahi çok beğendim. Baksanıza kurtardığımız bebecikler bize yol gösteriyor. Evet, buraya çift zıplama olmadan gelemezmişiz bu arada. Bilginiz olsun. Hoppa. Bence buradan sağa gidelim. Çünkü orası zaten bebeklerin bitmediği yer. Ya yani şey, daha doğrusu yolun bitmediği yer bebeklerle. Hala Elevated Temple'da mıyız? Oha. Evet lan, hala Elevated Temple'dayız bu arada. Nasıl? Bilmiyorum. Aha. Az önceki yerdeyiz. Obolos of Proxima. Ne demek bu? Significantly increases the tears of atonement gains. Okay. Tamam. Burayı da keşfetmiş bulunuyoruz bu arada. Sağ taraf sanki bir yere gidiyormuş gibi gözüküyor. Evet. Votive Offering of Misery. Oğlum ne garip şeyler bulduk arkadaşlar ya. Bu ne? Slight increases resistance to all elemental damage. Aa, bak bu tüm elementlere karşı olan savunmamızı arttırıyor bu da. Güzel. Bu da iyi. Kaç tane acaba bu tarz item var bu oyunda? Çok merak ediyorum. Bu arada şeydeyiz. Sanırım şu kırmızıyla işaretlediğimiz yer var ya, oraya gidiyoruz. Evet. Holy Oil of Everlasting Atonement. Okay. Bir tane daha legendary item bulduk bence. Bu ne işe yarıyor? Priestler parfüm olarak kullanırlardı diyor. Silahların ucuna da sürülebilirdi diyor. Ve onların ruhlarını kutsar ve onların morallerini yükseltir diyor. Okay. Tamam, şu an legendary bir yerdeyim. Fakat gitmem gereken daha legendary bir yer varsa o da daha legendary olan sağ taraf. Dolayısıyla şöyle sağdan bir gidelim abi. Hazır bırak da gelmişken. Lan melekleri çok sevdim ya. Şuradan biz bir gidelim arkadaşlar. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor benim. O da sanırım burasıyla müsait. Dayıcım hadi. Hadi abi, hiç kimseyle uğraşacak vaktim yok. Gerçekten gitmem gereken, bulunmam gereken bazı yerler var. Bir dakika. Okey. Sanırım ben çok kolay düşündüm ama öyle değil. Yani her yerden her yere gidemiyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Bir yer açık bile gözükse. Nereye geldim lan? Ha, buradan geçemiyor muyum sağ tarafa ya? Aha! Abi ne olur beni kaleye alın ya tekrardan. Ne olur, ben içeri girmek istiyorum. Aynen, tamam, buradan soldan gideceğiz zaman ya. Mecbur. Biraz yol uzatmamız gerekiyor gençler. Aslında uzatmak değil de doğru yoldan gitmemiz gerekiyor. Çünkü her yol gözüktüğü kadar kolay değil. Kimseye bulaşmadan yürümesi çok keyifli ya. Gerçekten bu arada. Hiç kimseyle uğraşmıyorum. Umurumda değil çünkü. Buradan sağ. Buradan yukarı. Acaba daha önce niye buradan gitmemişim mesela? Çünkü gidilmiyor olabilirmiş. Oğlum 64 falan vurdu lan silah. Abi bu şaka mı bu hasar gücü? He?
Hasar gücü inanılmaz bir silah bu arada. Ben şeyi anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Oğlum biz oraya nasıl gideceğiz? Ya biz buraya nasıl geldik en başında zaten? Acaba buradan aşağı... Evet. Buradan aşağı değil. Direkt aşağı da olabilir bu arada. Aynen buradan da olabilir. Haritamız... Yes buradan. Abi hiç kusura bakma ya. Vallahi. İyisin, hoşsun ama seninle uğraşmayacağım. Aynen burada. Burası zaten bizim güvercinleri açtığımız yer. Evet. Lan buradan yukarı nasıl gideceğiz? Bir dakika. Oğlum başka şey yok ki, ben mi göremiyorum acaba? Bir dakika, bebek falan mı vardı orada? Yok. Oradan yukarı da geçemiyoruz. Aşağı bırak kendini. Yani doğru yerdeyiz fakat bir şekilde yukarı gitmemiz lazım. Sanırım buradan var. Yani orayı kırmışız, harika. Biz buraları bulunmuşuz bu arada. Nice. Evet doğru yerdeyiz. Oh be, oh be. Şükürler olsun abi, seni arıyorum ya. Heh, Allah razı olsun ablacığım. Şimdi bir sağ var, bir sol var bu arada. Tamam, burası şöyle bir kalsın. Biz önce bir şurayı deneyelim. Şimdi sanırım fast travel'ımız olmuş vaziyette. Bakalım. Evet, nereye olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde yolu bence bayağı kısalttık şu noktada. Çok iyi. Aha. Tuttum lan. Oğlum var ya, acayip zor ha. Ayarı getirmek. Evet. Nice. What is this? Of, Silver Clock Crystal. Oğlum bir seviye daha arttırabileceğiz şeyimizi. Arkadaşlar. Sahip olduğumuz... Burada aşağısı bence ölüm bu arada. Bilginiz olsun. Sahip olduğumuz sağlıkları bir diş daha arttırabiliyoruz artık. Yani şey, ne derler ona? Flaskların boyutunu. Bu arada sanırım oyunun başında, bir önceki videonun başında söylediğim yere geliyoruz. Ya orada demiştim ya hani. Sağlıklar biraz daha hani çok arttırsa sağlığımızı vesaire harika olur diye. Sanırım o noktaya geliyoruz şu an. Aha bir dakika. Zor. Dur, bu silahtayken iki kere basacağım, tamam mı? Oğlum lan niye olmuyorsun? Yes be! Yani gerek yok ya. Bu silah isterse 10 level olsun. Sarmiento Cantella oyundaki en kötü silahlardan bir tanesi bence. Veya ben kullanamadığım için pek fazla sevmedim bu silahı ama... Eyvallah reis de benlik değil ya. Yani teşekkür ederim. Her reis. Güzel. Oğlum. Elim. Niye arasatayım elimi doğru yere koyamadım. Her zaman yaptığım gibi. Aa burası kapalı bu arada. Tamam şunu şuradan alalım. Görünüşe bakılırsa. Burası bu arada gerçekten kapalı ha.
Deminden şimdiye geldik. Ne değişti? Two Moons. Evet, yine bir yerde kaldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine burası artık bize pek fazla bir şey vermeyecekmiş gibi gözüküyor. Şu noktada. O zaman şöyle yapmak istiyorum bir. Hazır buraya kadar gelmişken. Şu şeye bir daha. Bu tabur valişimiz bitti o zaman. Yüksek ihtimalle Two Moons'a herhalde buradan gidilmiyor diye tahmin ediyorum. Ha bak, bir de burası var biliyor musunuz? Biz burayı hiç açamadık mesela. Bir dakika. Buranın üstü acaba... Neyse ya, uğraşmayacağım. Bence oranın oyunun şeyle alakası yok. Herhangi bir yerin geçirdiğim yerle alakası yok. Bir şu güvercinlere gelelim. Selamlar. Ya abi, burada kapılar ne zaman açılacak? Burada bayağı iki tane falan kapı var. Ve bunlar bayağı legendary kapılara benziyorlar. Yes be. Yukarıya denk geldiği belliymiş anasını satayım da biz dikkat etmemişiz pek fazla. Evet, burası da açıkçası bizi pek fazla bir yere götürmedi. Yani böyle bir şey yaptık ama gelin bir sorun arkadaşlar, niye yaptık? Çok da fazla belli değil gibi açıkçası. Aynen öyle. Tamam, burası bitti ya. Aynen. Yukarı çıkalım. Bittiler kastım şöyle. Sanırım erişilebilecek her yere artık şu an erişebiliyoruz. En azından bu bölgedeki. Seni öldüreceğim lan, çünkü size dehşet uyuz oluyorum abi. Oğlum baksana, 60 falan vuruyor, çıldıracağım ya. Gerçekten inanılır hasar değil yani, şaka değil ha. 60 vuruyor abi. Okey, şöyle bir şey yapalım. Hemen base'e geri dönelim. Ve şu flask'ımızı ayarlayalım. One more mark on thy vials would crack them. Abi mikrofonum çalışmıyordu genç dostlarım. Ben şey yaptım sandım kayıt esnasında. Bu arada buraya geldim. Verdi bak, hep beraber ben de görmedim abi. Az önceki esnada mikrofonumu açmayı unutmuşum gençler, kusura bakmayın. Bakalım yere karşılaşacağız. Heh, onu söyleyecektim. Bakalım bakalım. Aynı. Okay. Sanırım şeyle alakalı bu aynı zamanda. Biz ona verdiğimiz flasklarla veya şamdanlarla vesaire alakalı da olabilir aynı zamanda. Çok fazla bilmiyorum. Belki şamdan sayısı veya belki kan miktarımızın artmasıyla da alakalı olabilir. Şimdi Two Moons. Nereden gidildiği hakkında bir açıkçası fikrim yok. Ama bak, buralar kapalı. Buralarda herhangi bir zaten işaret olsa bilirdim diye düşünüyorum. Veya işaretlerdim. Daha doğru olur sanırım. İşaretlerdim diye düşünüyorum. Herhangi bir yerde başka bebekle ulaşabileceğimiz bir yer kaldı mı diye de şöyle bir göz gezdirelim. Aa bak, var. Burada mesela bizim meleklerle çıkabileceğimiz... Oo, bir tane daha var aslına bakarsanız burada. Yo yo. Bunu kapatalım, bunu yapmıştık. Şurası var, aynen. Repose. Evet, Repose of the Silent Mind. Oyunun baş kısmında. Bir şuraya gidelim istiyorum abi, hazır buralara yakınken. Bak. Evet, ama burası değildi bence aradığım yer. Aynen bak. Bebek kurtardık. Oğlum çok iyi oldu bu.
Bu çok iyi oldu. Yalnız kurtarmam diyorum. Gitmem gereken yer burası değil. Sanırım bir alt katta. Selam dayı. İnşallah doğru hatırlıyorumdur ya. İşaretlediğime göre vardır diye kalmış aklımda ama ben bazen sarı işaretlemeler yaptığım için aklımızdan çıkmış olabiliyor. Tek atıyoruz bu arada ya. Silahımız o kadar gelişti ki abi, süper oldu. Bayılıyorum bu silaha, bayılıyorum. Tutundum. Ah be. Gerçekten bu arada legendary bir yere geliyoruz sanıyordum. Fakat bir Marks of Martyrdom varmış sadece. Sağlık olsun. Her neyse. Genç dostlarım, burası Last of Us yeni bölümünün sonu olsun. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Artık amacımız yavaştan sona doğru ilerlemek. Bakın bir de burada varmış. Hatta burası oldukça yakın olduğu için bir sonraki bölüm direkt olarak buradan başlarız. Ondan sonra sizden gelen değerli yorumlarla Two Moons'a nereden gidildiğini keşfederiz diye düşünüyorum. Peki ya, bir sonraki bölüm yeniden görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.